Acil ateşkes çağrısı yaptı. Bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra dün akşama dönelim. Kara harekatının sinyallerini zaten vermişti İsrail. Çünkü çağrı cihazları, telsiz, yönetici kadro, yalnızca yönetici kadro değil, o çağrı cihazlarını taşıyan binlerce Hizbullah'ın orta düzey, üst düzey yöneticilerini hedef alan saldırılardan sonra hani Hizbullah vurulacaksa şimdi vurulmalı şeklinde bir yaklaşıma sahip olduğu anlaşılıyor. Ve bu kadar hazırlıktan sonra bunun mutlaka kara harekatıyla tamamlanacağı şeklindeki değerlendirmeleri haklı çıkartan bir hareket tarzı izlediğini söyleyelim. Bunu doğrulayan bir hareket tarzı izlediğini söyleyelim. İsrail ve dün akşama dönelim. Lübnan'a kara saldırısı gerçekleştiren İsrail diğer taraftan Suriye'ye de havadan saldırdı. Beklenen kara harekatı başladı. İsrail tankları Lübnan'a girdi. Savaş uçakları gece boyunca bomba yağdırdı. Beyrut reklam panolarına Lübnan için dua et afişleri yansıtıldı. Orta Doğu'da korkulan oldu. İsrail'in günlerdir beklenen Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik kara operasyonu başladı. Operasyona Kuzey Okları adı verildi. Ya Allah şu ya. Duyuruyu İsrail ordusu yaptı. Açıklamada Hizbullah hedeflerine sınırlı ve hedefli saldırılar başladı. Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzeyine tehdit oluşturan noktalar denildi. Operasyonun Gazze ile eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi. İsrail ordusu Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleyeceği gerekçesiyle Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Ardından saldırı başladı. Savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı. Bölgede ard arda patlama sesleri duyuldu. Hizbullah'ın başkentin güneyindeki kalesi Dehiye semti defalarca vuruldu. Patlamaların etkisiyle gökyüzü kızıla boyandı, yüzlerce bina yerle bir oldu. Otoyollar trafiğe kapatıldı. Yüz binlerce insan evlerini terk edip yollara düşmek zorunda kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Beyrut merkezli bir reklam firması tarafından İsrail bombardımanına maruz kalan Beyrut'taki reklam panolarının ekranlarına yanan bir mum görseli eşliğinde Lübnan için dua et yazılı afiş yansıtıldı. Ülkeler yurttaşları için seferber oldu. İngiltere hükümeti Lübnan'ı terk etmek isteyen yurttaşları için bir uçak kiraladı. İsrail ordusu Lübnan ordusunun 5 kilometre çekildiğini iddia etti. Ancak Lübnan ordusu iddiaları yalanladı. Hizbullah ise İsrail'in askeri birliklerini topçu ateşiyle ve füzelerle hedef aldığını duyurdu. Lübnan Başbakanı ülkesinin tarihinin en tehlikeli dönemlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek Birleşmiş Milletleri İsrail'in hava saldırıları sonucu yerinden edilen 1 milyon kişiye yardım sağlamaya çağırdı. Evet, Lübnan'a kara harekatının dışında Suriye'ye de hava saldırısı gerçekleştirdi demiştik. Şimdi o haberin ayrıntılarına bakacağız. Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırılarında bir gazeteci 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu. Suriye'nin başkentinde ard arda patlamalar yaşandı. Gazze'de on binlerce sivili katledip Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a savaş uçakları ve dronlarla hava saldırısı düzenledi. İsrail, Mezze bölgesindeki İran'ın Şam Büyükelçiliğini hedef aldı. Lübnan hava savunma sistemleri füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Ancak saldırılar sonucu pek çok bölgede yangın çıktı. Saldırıda aralarında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmet'in de bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yüzlerce bina yerle bir oldu. Büyük maddi hasar meydana geldi. İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı. İsrail her hatta saldırı gerçekleştiriyor. Yemen'e saldırılar gerçekleştiriyor. Gazze'de saldırıları hala devam ediyor. Lübnan'da saldırılar, Suriye'de saldırılar. Tabii bütün bu saldırılar karşısında peki dünya ne yapıyor derseniz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çağrısı dikkat çekici ama İsrail'in cesaret aldığı yer, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın kimi ülkelerinin verdiği destek çok açık. Nitekim Lübnan'a
Gerçekleştirilen bu saldırı